Kolay Okul kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Şimdi sizler için eş anlamlı kelimeleri tekrar edeceğiz. Sevgili öğrencilerim, sevgili meslektaşlarım. Yine bakın farklı bir materyal hazırladım sizler için. Umarım beğenirsiniz. Burada gördüğünüz bakın pembe zeminde kelimelerimiz var. Bunların eş anlamlarını da mavi olarak dışına yazdım. Bunları çevirip kapattığımızda bakalım ortaya nasıl bir resim çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Öncelikle eş anlamlı kelime ne demek? Onu bakın sizler için yazdım. Şöyle göstereyim. Eş anlamlı kelimeler aynı anlama gelen, bakın anlamları aynı fakat yazılışları ve okunuşları farklı olan. Siyah kelimesini mesela ele alalım. Siyah kelimesiyle kara kelimesi aynı anlama geliyor değil mi? Ama bakın yazılışları biri siyah biri kara diye yazılıyor. Yazılışları, okunuşları bakın farklı ama anlamları aynı olan anlamdaş ya da eş anlamlı kelimeler diyoruz. Bakın bu tanımı yaptıktan sonra şimdi uygulama yaparken ne demek olduğunu daha iyi hep birlikte kavrayacağız. Evet sevgili öğrencilerim. Bakın pembe zeminimizdeki kelimelere bakalım. Görüyorsunuz ne var? Kelime. Kelime ne demek? Mesela bir cümle kaç kelime? Kaç sözcük demek değil mi? Aferin sizlere. Bakın kelimenin yerine sözcük kelimesini koydum. Şimdi ikinci etkinliğimiz görev kelimesi. Görevini yapmak. Görevini yapmak deyince bakın bu mavi kelimelerden hangisini acaba yerine kullanabiliriz? Askerin görevi. Askerin nesi? Vazifesi değil mi? Aferin sizlere. Buraya koyuyorum bakın. Ben de merak ediyorum ne çıkacak ortaya. Evet hekim kelimesi. Hekim. Hekime gittim. Evet annemi hekime götürdüm veya annemi kime götürdüm diyebilirsiniz. Doktor değil mi? Aferin. Annemi hekime, doktora götürdüm. Hekimle doktor. Gelelim diğer kelimemize. Konut. Konut aldık. Babam biriktirdiği paralarla konut aldı. Veya konut yerine ne almış olabilir? Konut yerine. Evet bulduk değil mi? Aferin. Ev almış. Konut, ev. Bakın konutla az sonra konuk ikisini karıştırmamak için bilerek buraya aldım. Konut sonutla bitiyor. Konut ev değil mi? Evet konut ev. Bakın ortaya bir resim çıkmaya başladı. Buldunuz mu? Aferin size. Evet diğer kelimemiz konuk. Evimize konuk geldi. Halamlar bize konuk oldu. Ne oldu? Misafir oldu değil mi? Aferin sizlere. Konuk, misafir. Çok güzel. Tebrik ederim. Evet diğer bir kelimemiz hatıra. Dedem bana hatıra anlattı. Hatıra ne? Hatıraların yerine düş mü anlattı? Hayır. Dedem bana anılarını anlattı değil mi? Hatıra ve anı aynı şey değil mi? Bakın yazılışları farklı ama aynı anlam. Anlamdaş, eş anlamlı kelime. Evet çok güzel. Resmimiz bitmek üzere. Aferin size. Rüya. Bugün rüya gördüm. Gece yatınca rüyamda annemi gördüm. Yani evet annemi gördüm. Hasrette annemi gördüm. Hayır ihtiyar düş değil mi? Evet gece rüyamda düşümde bakın ayrı ayrı farklı farklı yazılmış ama aynı anlama geliyor. Eş anlam. Anlamlar aynı. Evet rüya düş değil mi? Bunu da bakın koydum buraya. Evet çok güzel şey ortaya çıkıyor. Devam edelim. Yaşlı. Benim babaannem çok yaşlı. Benim babaannem çok nedir? İhtiyar değil mi? Evet yaşlı ve ihtiyar kelimeleri aynı şey değil mi? Evet eş anlamlı. Bunu da koydum buraya. Tebrik ederim. Aferin size. Evet çocuklar son 4 kelimemiz. Ben de heyecanlanıyorum. Özlem. Özlem. Birisini özlemek nedir? Özlem duymak. Mesela annenizden ayrıysanız babanızdan mesela abiniz askere gitti. 6 aydır 1 yıldır görmüyorsunuz. Evet özlem çekmek. Hasret çekmek. Onu özlemek. Hasret çekmek değil mi? Aferin sizlere. Evet resmimiz ortaya çıktı. Aferin. Evet rutubet. Evet evimiz rutubet olmuş. Evimizi su basmış. Her taraf ıslanmış. Evimiz rutubet olmuş. Ne olmuş? Evimiz çocuklar. Nem olmuş, rutubet olmuş değil mi? Aferin sizlere, çok güzel. Son iki kelimemiz vakit. Evet, vaktim çok dar. Vakit geldi. Haydi, otobüsün vakti geldi. Trenin vakti geldi. Yani zaman geldi değil mi? Evet, vakit, zaman kelimesi eş anlamlı. Aferin sizlere. Son kelimemiz de neymiş?
Armağan kelimesiymiş değil mi? Evet. 15 tatile çıktınız, sömestre çıktınız, ara tatildesiniz. Ne oldu? Babalarınız, karneleriniz güzelse, güzel olmasına gerek yok. Babalar çocuklarını zaten hep sever, hediye alır. Babamız bize karne armağanı, karne hediyesi aldı değil mi? Evet çocuklar, güzel bir etkinliği tamamladık. Bakın sizler için çok hoş bir puzzle hazırlamıştım. İstanbul muhafızları değil mi? İstanbul muhafızları ile ne yaptık? Eş anlamlı kelimeleri tekrar ettik. Umarım öğrenmişsinizdir. Teşekkür ederiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.